Şalom Lekulam. Bu haftaki peraşamız Teruma peraşası. Tanrı, Mişkan'ın inşasından evvel tüm İsrail milletinin gönlünden ne kopuyorsa inşa için vermesini rica ediyor. Ve bu bağışında kalpten olduğu zaman çok değerli olacağı, isteksiz olduğu zaman ise vermemenin daha değerli olduğunu bile vurguluyor olabilir. Şer'i devenu libo, kalbinden ne kadar kopuyorsa, ve insanoğlunun yeryüzündeki var olduğu hayatı boyunca yardım edebilmesi, sedaka, heset yapabilmesi Tanrı katında çok büyük bir önem taşıyor. Ribi Avram, Mea şehrinde oturan ve Neve Yakov'da görevi olan bir Yahudi kardeşimiz. Ve ara sıra tramp yani otostop yaparak evine dönmeye çalışıyor. Ve bir gün yine kenarda kaldırımda beklerken bir kişinin onun yanına yanaştığını ve arabasına davet ettiğini görür. Çok büyük bir sevinçle arabaya biner ve seyahat başlar. Ancak bir avram fark ediyor ki şoför direkt yola koyulmuyor. Sanki başkalarını arıyor gibi yavaş yavaş ve kenardan kenardan gidiyor. Ve bir süre sonra Rabbi tabi dayanamıyor soruyor. Diyor ki beni aldınız acaba başka insanları da mı arıyorsunuz diye soruyor evet diyor ben diyor bir heset yapmaya birçok heset yapmaya çabalayan biriyim ve diyor ki bunu diyor ki gökyüzüne aldım diyor bunu Rabbi soruyor diyor ki sen diyor peygamber misin diyor gökyüzünden mesajlar mı alıyorsun diyor anlatayım size diyor bir sene evvel diyor ben yolun kenarında bir bankın üstünde böyle atılmış kendinden geçmiş bir adam gördüm. Çok kötü durumda olduğunu fark ettim ve onu arabama aldım, evime götürdüm. Ben ee, inşaat işleriyle uğraşıyorum ki kablan binyenim dediğimiz ve evimin yanında bir müştemelatta yerim olduğu ve bunu onunla paylaşmak istediğimi kendisine bildirdim. O da çok memnuniyetle, çok sevindi ve gerçekten bir süre... E, o evde yaşadı, ona doktor çağırdım, yemek tedarik ettim... ne ihtiyacı varsa ona sağladım. Ve o kişi iyileştikten sonra ayaklandı, dedi ki... size borcumu nasıl ödeyebilirim? Beni ölümden kurtardınız, bana çok büyük yardımda bulundunuz... iyileştirdiniz... ama benim size ödeyecek param yok... bunu size nasıl ödeyebilirim? Ve size bir şey vermek isterim diye ısrar edince... Rabbi oradaki kişi dedi ki özellikle ben dedi bir şeyi çok merak ediyorum. Acaba dedi gökyüzünde dedi var olan Tanrı katındaki mahkemede neler oluyor? Sen 120 yaşını geçtikten sonra bana bununla ilgili öbür tarafa gittikten sonra bilgi verebilir misin? Tek istediğim bu. Ve o kişi yardım alan tabii ki der. Eğer olabilirse niye olmasın el sıkışırlar ve oradan ayrılır ve teşekkür eder gider. Aradan birkaç zaman geçer ve bu kişi maalesef vefat eder. Ama sözünde duracağını söz verdiği için yani el sıkıştığı ve sözünü verdiği için rüyasına gelir. Ve şöyle izah eder. Buraya sizin rüyanıza gelmek çok zor bir şeydi. Benden çok zor bir şey istediniz buraya inip size görünmek aslında hiç kolay değil. Çok zor izin aldım size görünebilmek için. Çünkü buraya her inişim bana eziyet veriyor. Çünkü yukarıdaki huzurum ve rahatım buraya indiğim zaman maalesef elimden gitmiş oluyor. Ve söz verdiğim için bunu tekrardan söylüyorum. Ve bu gelişimi de size şöyle izah ediyorum diyor. Aslında burada olanları hiçbirini anlatmaya iznim yok. Ama tek bir şey söyleyebilirim. Heset yapan insanların ve heseti hangi niyetle hangi şekilde yaparsa yapsın burada çok değeri olduğunu söylemek durumundayım. Şunu da izah edeyim. Tefila söylediğiniz zaman tora öğrendiğiniz zaman diğer misvaları yaptığınız zaman bunları bazen başkaları için bazen insanlar görsün diye bazen alışla gelmiş olsun diye yapıyorsunuz. Ama mitvanın değeri buna göre de belirleniyor. Asıl olan heset dediğimiz karşılıksız iyiliklerin yapıldığı anda hangi niyetle, hangi amaçla yapıldığı hiç önemli değil. En yüksekten değerlendiriliyor ve en yüksekten ödülüyle mutlaka değerlendirilerek insanoğluna bu dünyayı terk ettikten sonra karşılığı orada verilmektedir. O yüzden gökyüzünde yani Tanrı katında heset çok büyük önem taşıyor. Ve o yüzden şoför diyor ki Ribiye ben de diyor bu mesajı aldıktan sonra diyor günde bir saat heset yaparak insanlara bu mitvayı hem göstermek hem de kendi açımdan yapmanın ne kadar önemli ve değerli olduğunu öğretebilmek için her gün buna devam ediyorum der. İnşallah hesetlerimiz bol ve süreli değil tam tersine kesintisiz olsun. Ve yaptığımız her şeyin ödülü inşallah Tanrı katında değer görsün. Hepimizi